Okul için hazırlanırken zombinizi de getirip getirmediğinizi kontrol etmelisiniz. Serkan bugün derse yeni bir kız getirdi. Onunla uğraşmayın. Çünkü o bir zombi. Bahse girerim. Bugün çok eğlenceli olacak. Cetvele mi ihtiyacım var? Canlı birine soracağım. Serkan, cetvelini verir misin? Al, işte Seda'nın cetveli. Gri keçenin üstüne bir balta resmi çizelim. Keselim. Keçe parçasını ahşap bir cetvele yerleştirelim ki balta gibi görünsün. Baltanın kenarını tırtıklı yapalım. Cetveli ve baltayı kuru fırça kullanarak koyu renk akrilik boyayla boyayalım. Parmağımızı kullanarak akrilik boyayla kan damlaları yapalım. Kim okula balta getirdi? Ah, bu sadece bir cetvelmiş. Zombi kızımızın garip zevkleri var. Seda tahtaya çıktı. Yazamıyor olması çok kötü. Ama tebeşirin çok lezzetli olduğunu düşünüyor. Bıçakla kalın bir tebeşir parçasını keselim. Kemik şekli verelim. Zımpara ile düzeltelim. Zombiler geride sadece kemikleri bırakır. Sakin olun Zeynep hocam. Bu sadece bir tebeşir. Zeynep hocaya bir zombi saldırıyor. Aa, olamaz. Yanlış alarm. Seda sadece favori öğretmenine şık bir cam uçlu ejderha işaretçi veriyormuş. Bir ahşap çubuğu akrilikle boyayalım. Parşömen kağıdına bir mızrak şekli çizelim. Siyah silikonla kaplayalım. Üç boyutlu görünmesi için birkaç kat silikon uygulayalım. Silikon tabancasının ucuyla düzeltelim. Sertleşen parçayı kağıttan alalım. İki eş parça yapalım. Birbirine silikonlayalım. Ek yerini silikon tabancasının sıcak ucuyla düzeltelim. Ahşap çubuğa yerleştirelim. Ek yerinin etrafını kordonla saralım. Aynı şeyi tutma yerinin diğer ucuna da yapalım. Zeynep Hoca buna bayıldı. Artık kendini onu yalnız bırakmayan can sıkıcı öğrencilerinden koruyabilir. Merve'nin hayal gücü gerçekten çok genişmiş. Seda, silgin var mı? Dur biraz, onu başımdan çıkartmam lazım. İşte gözümü kullan. Beyaz yuvarlak bir silginin plastik orta kısmına siyah silikon dökelim. Göz bebeği şekli verelim. Akrilik boyayla göz bebeğinin etrafına mavi bir iris tabakası oluşturalım. Beyaz kısma pembe damarlar ekleyelim. Ve göz bebeğine de bir pırıltı. Bu da ne? Ah, anladım. Bir zombi şakası. Bu sadece bir silgi. Görünüşe göre Seda'nın iyi bir mizah anlayışı var. Zavallı Merve. Bu yeni kıza bir türlü alışamıyor. Zombi kız insan derslerinden sıkıldı. Serkan arkadaşını eski bir hileyle eğlendirdi. Bunu nasıl yapıyorsun? Zombiler de parmaklarını koparabilir. Ya da sahte yapıştırıcı parmak takabilir. Bir piritin yapıştırıcısını çıkaralım. Kabı yeşil polimer kille saralım. Parmak şekli verelim. 5 killen yapılmış bir tırnak yerleştirelim. Tırnağa çatlaklar ekleyelim. Parmağı kazıyarak eklemler yapalım. Kapağın etrafını keselim ki kap açılabilsin. Parmağı kil paketindeki talimatlara uygun şekilde pişirelim. Kırmızı boyayla yapıştırıcıyı karıştıralım. Ve kil soğuduğunda bastırarak kaba koyalım. Bu yeşil parmak elime uygun değil. Bu yüzden onu kanlı yapıştırıcıyla elime yapıştıracağım. İşe yaramıyor. Hey Seda, pirite işkence yapmayı bırak. Bu çok basit bir hile. İzle ve öğren. Yemek zamanı. Ama zombilerin özel bir beslenme düzeni var. Bu ne? Radyoaktif bir yemek kutusu mu? İçinde de kemikler mi var?
Önceden yapılmış baharatlı kraker hamurunu açalım ve kemikler keselim. 185 derecede 20 dakika pişirelim. Bunları bölmeli bir yemek kutusuna koyalım. Beyin şeklinde sakız şekerler ekleyelim ve biraz ketçap dökelim. Üstünde radyasyon işareti olan bir kapak kapatalım. Hey Serkan, bu atıştırmalığımın tadına bak. Hiç fena değil. Hadi kemiği yala oynayalım. Merve'nin zombi yiyeceklerini sevmemesi çok kötü. Neyse, o kaybeder. Çok lezzetli. Serkan, orada ne yapıyorsun? Serkan orada ne yapıyor? Hadi ama, bana göster. Hayır mı? Çok aç gözlüsün. Hey Seda, bana kızma. Bak, senin için bir canavar sürprizi hazırladım. Bir oyun hamuru kabının boyutunu mukavvaya işaretleyelim. Parçalar keselim. Bir kutu yapalım. Kenarlarını yuvarlak yapalım. Şekli köpük kağıda çıkaralım. Kenarlarını dalgalı yapalım. Mukavvayı köpük kağıtla kaplayalım. Ve sarı köpük kağıttan yapılmış iki büyük göz yerleştirelim. Akrilik boya ve kalemle detaylar ekleyelim. Komik bir canavar yüzü yapalım. Yumuşak kilden bir solucan yapalım. Bastırıp halkalar oluşturalım. Bunu canavarın kulağına yerleştirelim. Kutuya boş bir oyun hamuru kabı koyalım. Kaptaki kırmızı kili beyin olarak yerleştirelim. Bu oyun hamuru beyinli bir canavar. Ve zombi kızla arkadaş olmak istiyor. Bak ne kadar korkuncum. Beynimdeki damarları sayabilirsin. Seda canavarları çok seviyor. Hediye için teşekkürler Serkan. Şimdi sarılalım. Zombi kız sınıfı yeniden düzenledi. İyi, bu okul malzemeleri çok sıkıcı. Beyinli kalemliğim çok daha güzel görünüyor. Geniş düz bir şişeye şeffaf slime koyalım. Ve içine plastik bir beyin yerleştirelim. Şişenin laboratuvardan gelmiş gibi görünmesi için üstüne bir etiket yapıştıralım. Slime'a okul malzemeleri yapıştıralım. Size bir sürprizim var Zeynep hocam. Bu kimin beyni merak ediyorum. Umarım müdürün beyni değildir. Merve kendini zombilerden korumak için bir yol buldu. Cep boy bir beyzbol sopası. Bir kalemi yumuşak kille saralım. Beyzbol sopası şekli verelim. Tutma yerine bir tıpa yapalım. Sopaya kırık kürdanları çivi gibi yapıştıralım. Çivileri gümüş rengi akrilikle boyayalım. Kapak boyunca bir kesik yapalım. Kalemi açalım. Kenarlarını kırmızı akrilikle boyayalım. Sopayı kuru bir fırça kullanarak koyu renge boyayalım. Kürdan çivilerin ucuna yumuşak kilden kafalar yapalım. Kafaları gümüş rengi boya ile kaplayalım. Seda'yı sopayla korkutamazsın. Zombiler de bunun sadece bir kalem olduğunu anlayabilir. Merve, okul malzemelerin harika. Yine zımbam kayıp. Alın Zeynep hocam, bu sahte dişleri kullanabilirsiniz. Kağıda bir zımbanın şeklini çıkaralım. Hattı boyunca dişler çizelim. Bunları keselim. Şablonun kenarından geçerek beyaz köpük kağıttan dişler yapalım. Detaylar ekleyelim. Bunları zımbaya yapıştıralım. Diş eti olarak kırmızı silikon uygulayalım. Ah, olamaz. Bu zımba mı? Zeynep Hoca sınıfta zombi dişleri görmeyi beklemiyordu. Ama bu zımbayı sevdi. Şimdi bu zımba ile elindeki tüm kağıtları kesecek. Zeynep hocam, dikkat edin. Sınıfa zombiler saldırıyor. Eski bir defteri gri akrilikle kaplayalım. Avcumuza kırmızı boya uygulayalım. Ve kapağı lekeli bir baskı yapalım. Deftere uyarı bandı yerleştirelim.
Akrilik boya kullanarak kanlı baskılar oluşturalım. Hey sen! Arkadaki! Sessiz ol! Merve hemen defterini açtı ki zombi kız hiçbir şeyden şüphelenmesin. Ben sadece çizim yapıyordum. Ders bitmek üzere. Eşyalarımızı toplama zamanı. Zombi kızın şirin bir White Walker ayıcığı var. Eski bir oyuncak ayıyı açalım. Gövdesindeki dolguyu çıkaralım ki içine eşyalarımızı koyabilelim. Başındaki ve patilerindeki dolguyu çıkarmayalım. Bir fermuar yapıştıralım. Bir çanta askısına askı kaydırıcı silikonlayalım. Askının diğer ucunu yakalım. Ve askıyı ayıya silikonlayalım. Gözlerini White Walker gibi görünecek şekilde mavi akrilikle boyayalım. Ve sim serpelim. Göz kapaklarını siyaha boyayalım. Ayının önünü hafifçe açalım ve içindeki dolguyu dışarı çıkaralım. Alnına bir bant parçası yerleştirelim. Kırmızı gölgeler ekleyelim. Hazır ol White Walker ayıcık. Gidiyoruz. Seda, dur sana yardım edeyim. Aa, burada ne var? Kurbanlarının vücutları mı? Bu ayıcık 1 ton ağırlığında olmalı. Zombi okul malzemelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de okula zombi kıyameti için hangi malzemeleri getireceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki yeni zombi fikirlerini kaçırmazsınız.